Onu herkes sertliği ve katı duruşuyla tanıyor. O, Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin başındaki isim. Rusya'da iki kere tutuklanan bu isim, Rusya-Ukrayna savaşında en kestirme ve en hızlı netice alınması için başa getirildi. Zaten göreve geleli daha iki gün olmuşken Ukrayna'da adeta katliam yaptı. İşte bu yüzden ona Kara General denilmeye başlandı. Karşınızda Rusya'nın bir numaralı savaş makinesi Sergei Surovikin'in profili. Tam adıyla Sergei Vladimirovich Surovikin, 11 Ekim 1966'da Novosibirsk'te doğdu. Onun eğitimi hayatı boyunca devam etti. Önce Omsk Yüksek Askeri Komuta Okulu'na gitti. Buradan 1987'de mezun olduktan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşturulan özel kuvvetlerde görev yapmaya başladı. Sovyet-Afgan Savaşı'nda da etkili bir isimdi. Tarihler Ağustos 1991'i gösterene kadar 2. Muhafız Tamaskaya motorlu tüfek tümenindeki 1. Tüfek Taburu'nun komutanı olarak büyük fayda sağladı. Moskova'da Ağustos darbesi baş gösterdiğinde Sergei için kötü günler başladı. Ona taburunu Garden Ring'deki tünele göndermesi emredilmişti. O da bu emri yerine getirdi. Tünelde darbe karşıtı 3 kişi öldürüldü. Darbe başarısız olunca Sergei Surovikin tutuklandı. Tutukluluğu 7 ay boyunca devam etti ve sürekli sorguya alınıyordu. Ama Rusya'nın eski devlet başkanı Boris Yeltsin, Sergei'nin sadece emirlere uyduğuna kanaat getirdi, böylece hakkındaki suçlamalar düştü ve serbest bırakıldı. İlerleyen günlerde de binbaşı rütbesine terfi ettirildi. Ardından eğitim hayatına devam etti ve Frunze Askeri Akademisi'nde ders görmeye başladı. Ama cezalar peşini bırakmıyordu. Bu defa da Eylül 1995'te yasa dışı silah sattığı için askeri mahkeme tarafından yargılanmaya başlandı. Mahkeme sonucunda 1 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Ancak sonra ona komple kurulduğu gerekçe gösterilerek cezası geri çekildi. Ardından yeni adresi Tacikistan oldu. Tacikistan'da motorlu tüfek taburunu komuta etmekle görevlendirildi. Aslında buradaki amacı Tacikistan ordusunu Kırgızlara ve Özbeklere karşı eğitmekti. İlerleyen yıllarda askeri kariyeri büyük bir ivmeyle devam etti. 92. ve 149. motorlu tüfek alaylarıyla 201. motorlu tüfek tümeninin kurmay başkanı oldu. 2002'de Genelkurmay Kara Harp Okulu'nu da bitirdi. 2 yıl sonra da Çeçenistan'daki 42. Muhafız Motorlu Tüfek Tümeni'nin başındaki isim oldu. Bu defa da Rusya adına Çeçenistan'da savaşıyordu. Çeçenistan'ı adeta yerle bir etti. Ülkesi adına uzak coğrafyalarda attığı canice faaliyetler ona rütbe üzerine rütbe kazandırıyordu. 2005'te 20. Muhafız Ordusu'nun kurmay başkanı olurken 3 yıl sonra direkt ordu komutanı oldu. Sadece 7 ay sonra da Genelkurmay Ana Operasyonlar Müdürlüğü'nün başına getirildi. 2010'da da Volga-Urallar Askeri Bölgesi'nin kurmay başkanı olarak görevlendirildi. 1 yıl sonra Askeri Polis Teşkilatı'nın kurulmasında görevli ekibe başkanlık etti ve Askeri Polis Başkanlığı'na atandı. Ama Rus medyasında bazı haberler yayılmaya başlandı. Bu haberlere göre Rus Askeri Savcılığı atamaya müdahale etmiş ve Sergei'nin ataması gerçekleşmemişti. Bu durum Savunma Bakanlığı ile Askeri Savcılık arasındaki ipleri geren bir olay olarak kayıtlara geçti. 1 yıl sonra Doğu Askeri Bölgesi Kurmay Başkanlığı'na, 2013'te de ilçe komutanlığına ataması yapıldı. Kısa sürede de albay general oldu. 9 Haziran 2017'de o artık başka bir katliama imza atmak üzere yeni görev yerindeydi. Burası Suriye'den başka bir yer değildi. O artık Suriye'deki Rus Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı olmuştu. Bu görevi esnasında deyim yerindeyse Halep yerle bir oldu. Toprakların %50'sinden fazlasının tekrar ele geçirilmesine katkı sağladı. O, Suriye Savaşı'nın gidişatını değiştirmişti. İdlib'de yaptığı katliam büyük tepki topladı.
Ekim 2020'de İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda İdlib'de yaptığı katliam nedeniyle sorumlu komutan olarak adı yer aldı. Suriye'de yaptıklarının ardından Rusya Federasyonu tarafından kahraman ilan edildi. 3 defa Kızıl Yıldız Nişanı, Askeri Liyakat Nişanı ve Cesaret Nişanı aldı. Aynı yılın Kasım ayında Hava Kuvvetleri Komutanı olarak terfi aldı. Kombine silah komutanı olması da hakkındaki ilginç detaylardan biri. Hakkındaki bir diğer detay da Ukrayna Savaşı nedeniyle Şubat 2022'de Avrupa Birliği tarafından yaptırım listesinde yer alması. 2021'de ise general oldu. İmza attığı tüm bu vahşet ve katliamlar ona kara general denilmesine sebep oldu. Evli ve iki çocuğu olan Sergei, oldukça sert görünen, katı görüntüsüyle nam salan, Rusya tarafından gönderildiği coğrafyalarda katliamlar yapan bir isim. Şimdi ise yeni katliam adresi Ukrayna. 8 Ekim'de Ukrayna'daki bütün Rus birliklerinin başına getirildi ve daha göreve gelir gelmez son bir gün içinde Ukrayna'da katliam yapmaya başladı. Bunun sebebi Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü patlatmasıydı. Bu köprü Kırım'ın işgalinin sembolüydü ve Rus ordusu askeri teçhizatı Ukrayna'ya bu köprü üzerinden taşıyordu. Rusya köprü yıkılırsa kıyamet olur demişti, dediği gibi de oldu. Zaten Rusya savaşta köşeye sıkışıyordu ve artık son çaresi ölüm makinesini devreye sokmaktı. Bu yüzden savaş sahnesi Sergei Surovikin'e bırakıldı. Kara General'in Ukrayna'daki bütün Rus birliklerinin başına geçmesine adeta sevinç gösterisiyle karşılık veren bir isim var. O da Ramzan Kadyrov. Kadyrov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın yeni askeri kararını desteklediğini belli etti ve bize ilerleyen günlerde yaşanacakların aslında ipucunu verdi. Aslında Kara General'in karanlık geçmişine baktığımızda ilerleyen günlerde neler yaşanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Ukrayna'da savaşın boyutu artıyor ve ürkütücü görüntüler birbirinin ardına haber merkezimize gelmeye devam ediyor. Rusya'nın Surovikin hamlesi Ukrayna savaşını daha kanlı bir noktaya çekerken ilerleyen günlerde bu isim karşımıza nasıl bir vahşet tablosunun çıkmasına sebep olacak, işte bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Onu herkes sertliği ve katı duruşuyla tanıyor. O, Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin başındaki isim. Rusya'da iki kere tutuklanan bu isim, Rusya-Ukrayna savaşında en kestirme ve en hızlı netice alınması için başa getirildi.